Temizliğin sırları. Allah bizi ve sizi kendisinden bir ruh ile desteklesin. Bilmelisin ki temizlik nezafet demek olduğu için onun bir tenzih niteliği olduğunu anladık. Temizlik maddi ve manevi temizlik, başka bir ifadeyle kalp temizliği ve belirli organların temizlenmesi olmak üzere ikiye ayrılır. Manevi temizlik nefsi kötü ve yerilmiş huylardan, aklı ise kötü düşünce ve kuşku kirlerinden temizlemektir. Sırrın temizliği ise başkalarına bakmaktan temizlenmektir. Organların temizliğine gelince bilmelisin ki her organın manevi bir temizliği vardır. Bunları Ettenezzülatul Musulliye'nin temizlik bölümünde zikretmiştik. Maddi temizlik ise nefsin doğal ve alışkanlık olarak tiksindiği pis şeylerden temizlenmektir. Bu iki temizlik farz kılınmıştır. Dış maddi temizlik iki türlüdür. Birincisi daha önce zikrettiğimiz nezafettir. Diğeri ise zorunlu, özel hallerden kaynaklanan belirli özel yerlerdeki belirli özel uygulamalardır. Dince bunlara ilave yapılmadığı, yapılamadığı gibi onlardan bir şey de eksiltilmez. Zikredilen bu temizliğin dinen üç ismi vardır. Abdest, bütün bedeni yıkamak anlamında, gusül ve teyemmüm. Üç hali vardır diyor bunlardan, üç ismi. Bu tür temizlik üç şeyle yapılır. Bunlardan ikisi hakkında görüş birliğine varılmışken birinde görüş ayrılığına vardır. Görüş birliğine varılmış iki araç genel anlamda su ve topraktır. Bu temizlikler su ve topraktan yapılır. Burada toprağın yerden ayrılıp ayrılmaması önemli değildir. Toprak ya da tuğla gibi toprak ürünleri bilhassa abdestte olmak üzere görüş ayrılığına düşülmüş temizlik aracı ise ekşi hurma suyudur, nebis. Bunda bir kısım alimler bunun da temizlikte kullanılabileceğini savunmuşlar, iddia etmişler. Bir kısmı karşı çıkmıştır. Ekşi hurma suyu, nebis. Ayrıca yerden ayrıştırılmış topraktır ki abdeste. Çünkü zikrettiğimiz tarzdaki toprağın dışında onun hakkında bir de görüş ayrılığı vardır. Bu temizlik müstakil bir ibadet olabilir. Nitekim Hazreti Peygamber onun hakkında şöyle buyurur. Nur üstüne nurdur. Bazen ise ancak temizliğin varlığıyla geçerli ya da daha faziletli olabilecek belirli özel bir ibadetin geçerlilik koşulu olabilir. Temizliğin müstakil ibadet olduğu birinci şık abdest üzerine abdest almak örneğindeki gibi nur üstüne nurdur. Kişi abdestliyken abdestini bozmadan bir daha abdest aldığı zaman ne oluyor bu? Nur üstüne nur diye nitelenmiş oluyor. İkincisi ise bu temizlenme sayesinde geçerli olabilecek bu ibadetin yapılmasının önündeki engeli kaldırmak ve onu yapılabilir hale getirmekle ilgilidir. Burada temizlik o ibadetin emredilişinde asıl olarak bulunur. Bu temizliğin yapıldığı şeylerden biri engeli kaldıran ve yapılmasını mübah kılan bir temizlenme aracı olabilir. Bu araç hiçbir görüş ayrılığı olmaksızın abdeste su ve ekşi hurma suyudur. Başka bir temizlenme aracı ise yapılması farz kılınmış vakitte belirli bir fiilin işlenmesini mübah kılar. Fakat aradaki görüş ayrılıklarına göre engeli büsbütün ortadan kaldırmaz. Bu ise topraktır. Bana göre toprakla teyemmüm fiilin işlenme vaktinde engeli ortadan kaldırır ki bu durum kaçınılmazdır. Buna karşı bir görüş olarak ileri sürülen şarinin su bulunduğunda tekrar abdest almayı emretmesi ise bana göre başka bir hükümdür. Nitekim daha önce ortadan kalkmış iken engel tekrar geri döner. Toprağın dışında yerden ayrılmış şeylerde ise görüş ayrılığı vardır. Allah şöyle buyurur. Ey iman edenler! Namaz kılmak için kalktığınızda ellerinizi dirseklere kadar yıkayınız. Başınızı meshediniz. Ayaklarınızı da. Abdestin farzları. Ayetle sabit. Ayaklar kelimesi yıkamak fiilinin nesnesi olarak fetha ve meshetmek fiilinin nesnesi olarak da kesra okunabilir. Bakın şimdi. Topuklara kadar, diğer ayette, topuklara kadar cünüp iseniz temizleniniz. Hasta veya yolculukta iseniz veya biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara yaklaştıysanız ve su bulamadıysanız temiz toprak ile teyemmüm ediniz. Yüzünüzü ve ellerinizi onunla meshediniz. Allah size güçlük çıkarmak istemez. Fakat sizi temizlemek ister. Burada da guslun farzını dile getirmiş oluyor. Başka bir ayette Allah şöyle buyurur. Allah size gökten bir su indirir ki onunla temizleniniz ve sizden şeytanın pisliğini, ricz, gidermek ister. Ricz, pislik kelimesindeki Z ve S harfinin yerini almıştır. Bu okuma
sırat yerine zırat diye okuyan kimsenin okuyuşudur. Bu yani S ile okuma İbn-i Kesir'in okuduğu dildir. Bakın şimdi burada okumadaki o harf değişikliğinde anlam değişiyor. Bu sefer tevil değişiyor. O konulara giriyor. Başka bir kıraat bilgini Hamza ise Z harfiyle okur. Diğer kıraat imamları ise Sat harfiyle okur. Bakın. Her harfte o değişti mi Z, S ya da Sat ya da Z harfiyle okunmasına göre anlamda değişiyor. Bir sürü manaya, manaya geliyor. Bu sefer. 578 yılında Endülüs'ün beldelerinden İşbiliye'nin bir beldesi olan Kavsul Haniye'deki kendisiyle şöhret kazanmış mescidinde Muhammed bin Havf bin Saf el-Lahmi adındaki şeyhimizden ki huzurunda Kur'an okuyordum, ondan duymuştum. Kur'an okurken İbn-i Kesir'in okuyuşuna göre sıratı sin harfiyle okudum. Bunun üzerine bana şöyle dedi. Bir dilci bedeviye sordu. Sakar mı yoksa sekar mı okuyorsunuz? Bedevi şöyle cevap verdi. Ne dediğini anlamadım. Fakat sanırım zakarı soruyorsun. Dilci şöyle demiş. Böylece bedevi bana bilmediğim üçüncü bir okuyuşu öğretmiş oldu. El Ferra şöyle der. Ricz pislik demektir. Suyun pisliği giderdiği ise kesindir. Dini temizlik ise şeytanın pisliğini giderir. Allah Teala şöyle buyurur. Elbiseni temiz tut. İmrul Kays şöyle demiştir. Bir huyum seni üzmüş ise elbisemi elbisenden sök çıkart. Şair elbise derken sevgi ve kavuşmayı kastetmiştir. Hazreti Peygamber ise kutsi bir hadiste Rabbinin şöyle buyurduğunu bildirir. Beni yerim ve göğüm sığdırmadı, mümin kulumun kalbi sığdırdı. Allah'ın isimlerinden biri el-mümindir. Bu isimle ahlaklanan kimse hiç kuşkusuz ki kalbini temizlemiş demektir. Çünkü kalp iman mahallidir. Böylece hakkı sığdırma ve Rabbini tecelli kalpte gerçekleşir. Genel temizlik ki yıkanmak demektir, cinsel ilişki nedeniyle alınan hazla benliği kuşadan bilinçsizlik halinden temizlenmektir. Allah. Bu konuyu Füsus dersimizde inşallah işleyeceğiz Muhammed faslında. Cinsel ilişkinin bu durumu şiirde şöyle anlatılır. Bana Süha, Süha yıldızı gibi göründü. O da beni ay gibi gördü.